Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 1-7 Nisan haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, hafta başından itibaren gezegeniniz Merkür Koç burcunda gerilemeye başlıyor. Evet, önemli bir etki tabii ki bu. Merkür gerilemelerini yılda 3 kez hatta 4 kez yaşıyoruz. 3 haftalık bir süreç. 26 Nisan'a kadar Merkür gerileyecek. Bu dönemde biraz zihinsel anlamda yavaşlayabilirsiniz enerjiniz biraz düşebilir Bu da doğal bir süreç ancak çok da sert etkiler almıyorsunuz Çünkü dost bir burçta koçta olacak bu gerileme 11. evinizde olacak Hatta nostaljik hoş etkiler de getirebilir bu dönem işte uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarla görüşebilirsiniz tesadüfler olabilir bir süredir özlediğiniz kişiler karşınıza çıkabilir. Okul arkadaşları, iş arkadaşları bu dönem daha fazla karşınıza çıkabilir. Merkür gerilemelerinde aslında yavaşlamak, biraz içinde bulunduğumuz döngüleri şöyle bir işleri, projeleri kontrol etmek, eksikleri tamamlamak doğru bir yaklaşım olacaktır. İmza atmamak, işte yeni kararlar vermemek, hızlı hareket etmemek, önemli alışverişlerden kaçan, kaçınmak doğru bir yaklaşım olabilir. Bu dönemde uzun süredir yapmak isteyip de yapamadığınız işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Ya da hep böyle e, geçmişte kalan konuları hatırlatacak mevzular olabilir. Daha önce gittiğiniz yerlere gidebilirsiniz mesela. Eski hobilerle ilgilenebilirsiniz. Bunun için fırsatlar söz konusu olabilir. Pazartesi ve salı günü ay oğlak burcunda olacak. Bu iki gün biraz daha para konuları, hesap işleri, muhasebe işleri, banka işleri, ödemeler, faturalar. Daha çok hani mali konularda ilgilenmeniz mümkün görünüyor. Çarşamba ve perşembe günü cuma öğle saatlerine kadar ay kova burcundaki yolculuğunu başlayınca duygusal olarak özgürleşmeniz daha keyifli olmanız, iyimser olmanız mümkün. Özgüveniniz de artabilir. Size keyifli gelen konularla ilgilenebilirsiniz. Bunlar eğitim konuları olabilir, kültürel aktiviteler olabilir. Özellikle medyada, sosyal medyada ya da internet üzerindeki işlerde yine aktif olabilirsiniz. Arkadaşlarla daha fazla görüşebilir, seyahatler yapabilir ya da seyahat planlamaları, organizasyonları yapabilirsiniz. Bazılarınız için de hukuksal görüşmeler, danışmanlıklar, bazı böyle özel işle de ilgili toplantılar ön planda olabilir. Cuma öğle saatlerinde Ay Balık burcuna geçecek. Pazar öğle saatlerine kadar Ay Balık burcunda. Daha duygusal, daha ruhsal enerjiler vermeye başlıyor. Sevdiklerinize, yakınlarınıza ve özellikle ailenize karşı hassas olabilirsiniz. Ebeveynlerinizle bir arada olmanız, onlara zaman ayırmanız mümkün. Çalışanlar için de iş ve kariyer konularında özellikle cuma ve cumartesi gün hareketli olabilir. Hareketli olduğu kadar burada ihtiyaç duyduğunuz bazı destekleri almanız özel kazanç fırsatlarıyla da karşılaşmanız mümkün olabilir sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.